Gün TV ekranlarından herkese merhaba, ben Cansu Yüksel. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Kahramanmaraş depremleri sonrasında afetle mücadelede yetersiz kalan iktidar, AFAD gönüllüsü olarak menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Nezir Derneği'ne arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor. Derneğin AFAD'dan eğitim aldığı iller arasına İzmir'de katıldı. Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında iktidarın arama kurtarma çalışmalarını koordine etmekte yetersiz kalması eleştirilere neden olmuştu. Harabeye dönüşen pek çok bölgede enkaz kaldırma çalışmaları günler sonra başlamış, profesyonel eğitimli askerlerse arama kurtarma çalışmaları için alana geç sevk edilmişti. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olası bir darbeden çekindiği, askerlerin arama kurtarma çalışmalarına katılmasına karşı çıktığı öne sürülmüştü. Öte yandan felakette yakınlarını kaybeden çocuklarınsa çeşitli cemaat yapılanmalarına bağlı dernek ve vakıflara teslim edildiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Asrın afeti olarak nitelendirilen deprem sonrası, günlerce depremzedelere yardım edemeyen AFAD, acil durumlarda cemaatleri devreye almak için cemaatlere yakınlığıyla bilinen kuruluşlara eğitim vererek akredite etmeye başladı. İktidara yakınlığıyla bilinen Menzil Cemaati şeyhlerinden Muhammed Zaki El Hüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği'ne Aydın, Karaman ve Şanlıurfa'da eğitimler verilirken son olarak İzmir'de bu iller arasına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçim döneminde 25 bin sosyal konut sözü verdiğini hatırlatarak hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısında İzmir'i birlikte yönetme mesajı verdi. Seçim döneminde 5 yılda 25 bin konut sözü verdiğinin altını çizen Tugay, "Hedefimiz bu rakamın da üzerine çıkmak, şehrimizin deprem açısından riskli bölgelerinin dönüşümünde ve plansız yapılaşan alanların yeniden planlanarak önünün açılmasına da daha etkin rol oynamak istiyoruz," dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitede gençlerle yaptığı söyleşide Karşıyaka Stadı'nın İzmir'e kazandırılması için olumlu adımlar atacaklarını belirtti. Karşıyaka Stadı'nın yapılma süreci hakkında bilgi veren Dr. Kasapoğlu, Türkiye genelinde 40'tan fazla yeni stat yapıldığını belirtti. Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde Cemil Tugay ile görüşeceğiz. Bu süreçte her zamanki gibi yapıcı olacağız. Her zamanki gibi o stadın İzmir'imize, Karşıyaka'mıza kazandırılması noktasında adım atmaktan, olumlu yaklaşmaktan yana düşünce sahibiyiz ve aynı şekilde tavrımızı da ortaya koyacağız," ifadelerini kullandı. İzmir'in önemli tarihi yapıları arasında bulunan Buca için bir mihenk taşı niteliği taşıyan Forbes Köşkü, geçtiğimiz aylarda talan edilmişti. 1908 yılında inşa edilen köşkün korunması için harekete geçildi. İzmir'in Buca ilçesinde önemli tarihi yapılarından olan ve bakımsızlıktan harabeye dönerek hırsızların talan ettiği Forbes Köşkü 24 saat boyunca korunacak. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen tarihi köşke bir çivi bile çakılmazken iki bakanlık arasında ise devir gelişmesi gerçekleşti. Bakımsız kalan ve talan edilen köşkle ilgili ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Köşkü 24 saat boyunca SGK tarafından görevlendirilen güvenliklerin koruduğu öğrenildi. Vatandaşların da alana girmesine ve fotoğraf çekilmesine izin verilmedi. Tarihi köşkün merdivenlerine ve bazı bölümlerine şeritler çekildiği gözlemlendi. Alınan bu önlemle birlikte ise hırsızların ve madde bağımlıların köşke gelmesi engellendi. İzmir'in Konak ilçesinde 45 yaşındaki bir adam otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay saat 2 sıralarında ilçeye bağlı Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası gerçek atçı, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Atçı otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112'ye bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gerçek atçının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 31 Mayıs 2024 Cuma günü altın fiyatları gram altın 2427 liradan, çeyrek altın 3967 liradan,
Cumhuriyet altını 15.808 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 10.616'dan, dolar 32.22'den, euro 34.98'den, petrol 81.95'den ve bono 41.82'den işlem gördü. 1 Haziran 2024 Cumartesi günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir, Karabağlar 31 derece, Bornova 35 derece, Karşıyaka, Buca 33 derece, Çeşme, Foça, Dikili 29 derece, Urla 32 derece, Selçuk 33 derece, Çiğli 33 derece, Aliağa 31 derece, Ödemiş, Torbalı 35 derece, Menemen 34 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.